Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Doğru iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar. De ki, ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. De ki, ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar? Olacaklar olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz? Şimdi mi? Halbuki onu azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz. Sonra o kendilerine zulmedenlere ebedi azabı tadın denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? O azap bir gerçek midir diye senden haber istiyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsiniz. O zaman zulmeden herkes, yeryüzündeki bütün servete sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmez. O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet Allah'ındır. O işitendir, bilendir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. O, geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda
dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onun ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar, sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız. قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَدُعَائِي وَابْتِهَالِي شَاهِدٌ لِي بِافْتِقَارِي قَدْ كَفَانِي